İmar barışının kapsamı genişledi. Enerji santralleriyle havuz, spor sahası, iskele, liman, istinat duvarı gibi bina niteliğinde olmayan yapılar da bu kapsamda değerlendirilecek artık. İmar barışının kapsamı genişledi. Bina niteliğinde olmayan yapılar da yasaya dahil edildi. Devlette imar sorunu olan 12-13 milyon taşınmaz için başlatılan uygulama 8 Haziran'da başladı. O günden bu yana 5 milyon 160 bin başvuru yapıldı. 40-50 milyar liralık gelir beklentisine karşın bugüne dek 2.8 milyar lira gelir elde edildi. Başvurular 31 Ekim'de sona erecek. Süre daralırken yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık iskele, liman ve tersane tesisleri, istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri yapılarda imar barışı kapsamına alınacak. Yani mevzuata aykırı inşa edilen bu yapıların sahipleri de yapı kayıt belgesi alabilecek. Peki bu yapıların yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanacak? İskele, liman, tersane tesisleri için bina birim maliyeti metrekare başına 1500 lira olarak belirlendi. Bu bedel istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri yapılar içinse metrekare başına 150 lira. İmar barışı kapsamına her türlü enerji santrali de eklendi. Bina birim maliyeti bedeli 2 milyon lira megawatt saat olarak belirlendi. Daha önce yalnızca güneş enerjisi santralleri faydalanabiliyordu ve bu rakam 100 bin lira bölü megawatt saatti.